Rasyonasyon'a hoş geldiniz. Bugün 22 Şubat 2017 saatlerimiz 8'i gösterdiğinde yine bir çarşamba akşamı sizlerle beraberiz. Finans dünyası biliyorsunuz genelde finans piyasalarını çok fazla konuşuyoruz ama bugün farklı bir gün olacak. Bugün daha fazla ekonomiye yoğunlaşacağız. Çünkü Türkiye ekonomisi çok önemli bir eşikten geçiyor inancındayım ben. Türkiye ekonomisini gerçekten konuşmamız gerekiyor, masaya yatırmamız gerekiyor. Tam da referandum süreci öncesi neler oluyor, neler bitiyor bunu konuşmamız gerekiyor bence. Çünkü bugün bir demeç aldım, aldık hepimiz. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki, dedikoduya mahal yok, gerek yok. Türkiye ekonomisi ciddi olarak iyi, ciddi bir sorun yok gibi bir söylemde bulundu. Bunu aslında konuşmak istiyorum ben. Stüdyomuzda çok değerli konuklarımız var. Profesör Doktor Seyfettin Gürsel, hoş geldiniz hocam. Teşekkür ederim. Ve Doktor Gülden Türktan, hoş geldiniz. Ben kadın ayrım, erkek ayrımı yapmadığım için Seyfettin Bey'den başladım. Öyle yani öyle şeylerde sizin çok fazla değer verdiğinizi düşünmüyorum. Tabii sıradan kadınlarla erkekler eşittir diye düşünüyorum ben her şekilde. Gerçekten çok değerli konuklarsınız. Ben çok teşekkür ediyorum geri çevirmediğiniz için talebimi. Şimdi hocam sizden başlamak istiyorum. Bu sözü nasıl değerlendirirsiniz acaba? Evet. Yani dedikoduya mahal. Şimdi dedikodu yapmıyoruz biz burada. Gerçekten açık açık bütün D-Smart da var tabii. Bu TürkSat 3'e uydu da var. Kanalda herkes izleyecek. Biz dedikodu yapmayacağız. Herhangi bir şekilde ekonomi ciddi bir sorunu yok. Dedikoduya mahal yok. Siz bu söylemi nasıl değerlendiriyorsunuz? Dedikodu kısmını bir kenara bırakalım. Çok anlamlı değil. Ciddi sorunu yok dedi Türkiye ekonomisinin Cumhurbaşkanı. Burada tabii kritik sözcük ciddi. Yani sorunlar var da ciddi değiller demek istedi. Demek istedi. Şimdi tabii ciddiyi nasıl tanımladığını Cumhurbaşkanı'na sormak lazım. Acaba ciddiyi arkasında yani kriz yok demek istiyorsa katılırım. Kolay çözümlenecek sorunlarımız var diyorsa hiç katılmam. Çünkü o zaman bugüne kadar neden çözümlenemedi? Bunu sormak gerekir. Kaldı ki tabii bir kere işsizliğin çok ciddi bir sorun olduğu çok açık. 7 ayda bunu belki daha ayrıntılı konuşuruz. Evet. 7 aydır Nisan'dan bu yana çok hızlı bir artış var işsizlikte. Evet. Bunu ciddiye hükümetin de iktidarın da aldığı çok açıkça gözüküyor. Hı hı. Çünkü biliyorsunuz özellikle işsizliği düşürmeye dair üstelik gümbür gümbür Cumhurbaşkanı'nın deyimiyle gümbür gümbür düşürmeye dair söylemler gelişti son dönemde. Toplantılarda, bu tarz sözler verildi. Evet, talepler yapıldı ve bir de teşvik çıkartıldı. Teşvik çıkartıldı. Bu demek ki ciddi bir problem var en azından işsizlik açısından, büyüme açısından da. Yani ciddiye gene ne tanım vereceğimize, ne içerik vereceğimize bağlı ama bir kriz, biraz önce de söyledim, ben bir kriz şu anda ortamı görmüyorum. Yakın dönemde, orta vadeyi belki konuşuruz, bir kriz tehdidi de açıkçası görmüyorum. Ama bir düşük büyüme, ki zaten bu da istihdama yansıdı. İstihdama yansıdığı için de işsizlik çok hızlı arttı. Dolayısıyla bir büyüme sorunu olduğunu da değerlendirmek gerekir. Yani bu ne kadar ciddi, ne kadar değil, onu beraber konuşalım. Evet, konuşalım. Yani hocam sizin ihtisas alanınız olduğunu da ben biliyorum aslında. BETAM devam ediyor mu bu arada? Evet, tabii. Bahçeşehir Üniversitesi'nde öğretim üyesi. Yani bizim araştırma merkezinin ismi, evet. Evet, evet. Şimdi hem artan işsizlik ve boş umutlar gibi bir yazınız çıktı en son. Bu Kasım ayındaki işsizlik oranları açıklandıktan sonraki yorumlarınızı almak istiyorum. Daha sonra tabii Gülden Hanım da kadın işsizliği üzerine biraz yorum verebilirse, yani önümüzde gerçekten işsizlik üzerine hiç mi umut yok? Tabii ki umut, neden olmasın? İşsizlik rakamı çünkü çok fazla yani artıyor. Şöyle bir kere söyleyeyim, Nisan ayına kadar ya bir kere işsizlik 2012'den bu yana böyle dalgalandı. Bazen biraz arttı, bazen biraz azaldı. TÜİK büyüme rakamlarını ve ulusal hesapları, gayri safi yurt içi hasılayı biliyorsunuz çok büyük çapta değiştirdi. Bunların bu çalışmanın daha iyi tahmin yaptığını büyüme ile ilgili kabul edelim ki ben kabul ediyorum. O zaman şeyi de daha iyi anladık. Yani daha önceki büyüme hikayesi düşük büyümeydi. Hı hı. Şimdi yüksek bir büyüme yaşandığını en azından 2016'ya kadar, geçen yıla kadar söylüyor TÜİK.
Ona bağlı olarak istihdama da baktığımız zaman gerçekten yüksek bir istihdam var ama bu yüksek büyümeyle uyumlu ve dolayısıyla da iş gücündeki çok güçlü artışlara rağmen işsizlik düşmedi ama öyle alıp başını da gitmedi. Şimdi 2016'da önemli bir dönüm noktası yaşanıyor gibi duruyor, yaşandı daha doğrusu, öyle anlaşılıyor. Bir kere büyümede çok ciddi bir düşüş evet, üçüncü görüyoruz. Çeyrek için zaten eksi açıklandı. Eksi ama o üçüncü çeyrek eksi 2.7 çeyrekten çeyreğe büyüme. Tabii bu çok sert bir düşüş ama bütününe 2016'nın baktığınız zaman mesela ilk çeyrekte de bir daralma olduğunu TÜİK bize söyledi. Evet. Revize etti rakamı. Sınırlı bir daralma eksi 0.4 ama var. Dördüncü çeyrekte daha rakamlar yayınlanmadı. Bir hafta sonra öğreneceğiz. Evet. Ama bir büyüme bekleniyor. Biz de bekliyoruz. 10 Mart. Evet. 10 gün, 15 gün sonra neyse. Bir canlanma olduğunu görüyoruz. Bunu istihdam tarafında da gördük. Ama topladığınız zaman 2016 bir kere herhalde büyüme yarı yarıya en iyi ihtimalle düşmüş durumda 2015'e kıyasla. 2015, eksi bir rakam mı açıklandı? 2015 %6.2 büyüme olduğunu söyledi bize TÜİK. Şimdik tahminler 2 ile 3 arasında. Çünkü rakamlar bir revize edildi. Tabii ama sonuçta yani 2016 bir dönüm noktası yaşanmış gibi duruyor derken bunu kastediyorum. Yani büyüme yarı yarıya düşmüş durumda. Tabii bu düşmesi büyümenin istihdam artışını da durdurdu. Şöyle söyleyeyim, Mayıs'tan bu yana yani Nisan'dan sonra mevsim etkilerinden arındırılmış rakamları izlediğiniz zaman tarım dışında istihdam hemen hemen artmamış durumda. Çok az artmış. Üçüncü çeyrekte düşüş var istihdamda. Yani Temmuz, Ağustos, Eylül'de. Dördüncü çeyrekte de işte o düşüşü kısmen telafi eden bir artış var ama toplama baktığınız zaman neredeyse değişmemiş durumda. Şimdi bunun sonucunda ne olur eğer iş gücü güçlü bir şekilde artmaya devam ediyorsa ki öyle neredeyse yılda 1 milyon civarında iş gücüne insan katılıyor ki burada kadınların da katılımı onu sonra konuşuruz. Çok önemli bir rol oynuyor. O zaman ne olur? İşsizlikte tabii patlar. Nitekim Mayıs'tan işte Kasım'a 7 ayda tam 700 bin, 3 milyondu işsiz sayısı, 3 milyon 700 bini buldu. Yani ortalama alırsanız her ay 100 bin kişi işsizler ordusuna katıldı. Şimdi bu tabii ki çok ciddi bir sorun ve buna yönelik de biraz panikledi de galiba iktidar. En azından çok endişe etti çünkü referanduma da gidiyor. Böyle hızla yükselen bir işsizlikle gitmek tabii hiçbir iktidar istemez böyle bir önemli şeyde seçimde dönemde. İşte bir teşvik çıkarttılar ama isterseniz onu sonra konuşalım yani bir faydası olur mu? Yani değil. Daha doğrusu sorunuza şöyle bir özet cevap vereyim. Umut yok mu? Umut şöyle var. Eğer büyüme tekrardan %5-6 civarına çıkarsa o zaman işsizliği de bu yükselme durdurulur. %5-6. Hatta belki biraz aşağı çekilir. %5-6 büyümeden söz ediyorum. %5-6 büyüme şu anda mümkün değil yok, Türkiye'de. İşte tamam o zaman cevabı siz vermiş oldunuz. O zaman işsizlik rakamı yükselmeye de devam edecek. Etme ihtimali çok kuvvetli muhtemel. Eğer bu zaten teşvik bir işe yaramazsa ki ben yaramayacağı kanaatindeyim. Teşvikin bir işe yaramayacağını düşünüyorsunuz. Düşünüyorum. 2017 yani nedenlerini açıklayabilirim. 2017'de de sadece ben değil hemen hemen hiç kimse 2016'dan daha iyi bir yıl beklemiyor büyüme açısından. Evet, evet. Daha iyi bir yıl olmayacak. Yani yine %2'lerde bir büyüme olacak büyük ihtimalle. %3 de olsa yetmeyecek işsizliği artışını durdurmaya. Bunu tabii seçmen de belki bir şekilde değerlendirir mi diye düşünüyorsunuz. Yani tabii orası daha karışık. Daha karışık bir hikaye. Yani referanduma ben doğrudan bir açıkçası önemli bir etki yapacağını sanmıyorum. Sanmıyorsunuz. Yani işsiz kalanlar tabii kızabilirler. Belki Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy vermiştir Kasım seçiminde. Yani sadece 15 Temmuz'un etkisi. Kızar vermez ama yani evet demez daha doğrusu. Yani orada çok güçlü bir etki beklemiyorum açıkçası. Ya başka şeyler, mülahazalar rol oynuyor. Evet, hayır da. Onları belki başka bir programda tartışılabilir ama
Hani burası değil şimdi diyorsunuz. Şu anda işsizliği tartışıyoruz. Hocam bu o zaman sadece 15 Temmuz darbe girişimi etkisi değil o zaman bu işsizlik rakamı. Şimdi tabii 15 Temmuz darbe girişiminin 3. çeyreği ciddi ölçüde etkilediği ortada. Ama şunu unutmayalım, yani öyle bir hava da estirildi ki ya 15 Temmuz çok ciddi bir şoktu. Ama merak etmeyin, ne denmeye başlandı bir ay sonra? Tabii. Hükümet yetkilileri demeye başladılar, merak etmeyin geçti şok. Evet, evet. Her şey yoluna girdi falan. Bir, her şey yoluna girmediği anlaşılıyor. İki, yavaşlama, büyümede yavaşlama. Burasının altını özellikle çizmek istiyorum. Rakamlar bize diyor ki 15 Temmuz'dan önce başladı diyor. Şimdi biraz önce Mayıs'tan söz ettim. Mayıs'tan itibaren istihdamda durgunluk görülüyor ve işsizlik hızla artmaya başladı dedim. Mayıs dönemi dediğiniz Nisan, Mayıs, Haziran'ın ortalaması. Temmuz'da bilgisi yok. Ha Temmuz ne oldu? 15 Temmuz bunu büyük bir ihtimalle daha da şiddetlendirdi. Küçülmeyi şiddetlendirdi. Onunla beraber istihdam da, bakın tarım dışı istihdam 3. çeyrekte önceki çeyreğe kıyasla 222 bin daha düşük. Azalmış mutlak olarak. Bunda tabii ki 15 Temmuz'un etkisi var. Ama 15 Temmuz olmasaydı ne olacaktı? Daha az düşecekti belki ya da hiç düşmeyecekti. İşsizlik de belki bu kadar artmayacaktı ama gene de artacaktı yani, o anlaşılıyor. Anlıyorum. Tamam, bu teşviklerin de çok fazla etkisi olmasını beklemiyorsunuz. Yani nedenlerini çok arzu ediyorsanız girebiliriz ama sözü... Evet, ben Gülden Hanım'a da bu konuya çok önemli bir konu çünkü kadın işsizliği. Siz W20 Dünya Kurucu Başkanısınız. Aynı zamanda daha önce KGİDER'de başkanlık yaptınız. Başkanım. Bir girişimcisiniz, bir iş kadınısınız, başarılı bir iş kadınısınız ve kadın işsizliği üzerine de herhalde çalışmalarımız da oldu Gülden Hanım. Burada bir yükseliş görüyor musunuz kadın işsizliğinde? Şimdi dünyada ciddi bir kriz var. Dünyada bir işsizlik var. Biliyorsunuz Trump'ın seçimiyle bu tavan yaptı. Amerika Birleşik Devletleri bırakınız yapsınlar laissez-faire denilen kapitalist sistemi konuşurken ve bunu desteklerken ilk defa bir Amerikan başkanı benim müsaadem yok Amerika dışında istihdam yaratmanıza dedi. Yani kendi lider kuruluşlarını, bilhassa otomotiv endüstrisini başka ülkelerde istihdam yaratmayı yasakladı. Bu dünya üzerinde büyük bir gelişme diye düşünüyorum. Yani bunlar bir de eskiden çok sessiz yapılırdı. Siz o yatırımı buraya yapar mısınız gibisinden. Şimdi ben kabul etmiyorum sizin Meksika'da yatırım yapmanızı gibi bir söylem doğdu dünyada. Bu ne demek istiyor bize? Gerek Avrupa'da, gerek Amerika'da bir ekonomik sorun var. Ve bu ekonomik sorun 2008'den beri var. Ve 2018'e gidiyoruz neredeyse. 10 senedir çok neşeli bir ekonomi yok. Büyüyen bir ekonomi yok. Keyifler yerinde değil ekonomide. Bu ortam altında Türkiye'nin darbe yaşamış olması çok tabidir ki sorun getirecek bize. Ve de Türkiye de çok bağımlı bir ülke. Yani hem alımda hem satışta tüm dünya ülkeleriyle artık bağımlı. Bu entegrasyon da hani biz içimize kapanalım, kendi kendimize yaşayalım diyemiyoruz. Dolayısıyla da sorun var. Ama tepe yöneticilik yapmış biri olarak ben bu burada ciddi bir sorun yok denmesini de doğru buluyorum. Çünkü sorun var, ölüyoruz, bitiyoruz dediğimiz zaman piyasaya da bir moral vermiyoruz. Eğer cumhurbaşkanıysanız, başbakansanız sorun yok, hepsini çözeceğiz demek bir moral. İnsanlara. Ve hocam duymasın, Seyfettin hocam duymasın, ben makroekonomi hindiba çiçeği diye bir şey vardır. Böyle portakal gibi, dünya gibi küçük küçük tüyleri vardır. O tüylere bir üflerseniz hepsi birbirine karışmaya başlar. Çok narin, çok güzel bir çiçeği vardır, minik.
makroekonomi biraz öyle. Bir buradan iterseniz, bir buradan iterseniz bütün dengeler alt üst oluyor. Dolayısıyla da makroekonomide hani bir şeyi bilmek çok mümkün değil. Çünkü çok ipi var. Faizi var, dövizi var, şu endüstrisi var, önüz çeken endüstrisi var, yabancı bağımlılığı var, cari açığı var. Bir sürü boyutu var. O çiçeğin boyutundan belki daha fazla boyutu var bir makroekonominin. Dolayısıyla da biz işimizi çok ciddi yapmak zorundayız. Evet. Mikroekonomimizi, şirketlerimizi... Şirket seviyesinden başlayarak düzgün tutmak zorundayız. Kuruluşlarımızı düzgün tutmak zorundayız. İstihdamı gerçek istihdam olarak arttırmak zorundayız. Yani yöneticilere de iş düşüyor burada diyorsunuz. Hepimize iş düşüyor. Son derece fazla iş düşüyor. Sadece hükümeti suçlamayın diyorsunuz. Mış gibi iş yapmayı hükümetin politik tedbirleri de mış gibi olursa, bizim yaptıklarımız da mış gibi olursa olmuyor. Yani makroekonomi onu absorbe etmiyor, yutmuyor başka bir deyimiyle. Dolayısıyla her işimizi doğru yapmak zorundayız. Çünkü dünya çok tehlikede, çok narin. Ekonomi narin, dünya narin. Biz de doğru işleri, doğru tedbirleri, doğru politikaları, doğru neticeleri doğurabilmek için yapmak zorundayız. Yani tüme varım. Kadın. Evet, konusuna gelince kadın W20'nin kurulmasını ben istedim kuruldu diye bir şey yok. W20'nin kurulmasını tüm dünya ülkeleri istedi. Neden bunu istedi? Çünkü tüm araştırmalar gösterdi ki kadın ekonominin sürdürülebilirlik ayağında önemli bir oyuncu. Kadın ikinci geliri kazanıyor pek çok zaman. Biri tek geliri kazansa da, bekar olsa da çok tasarruf yönünde davranıyor. Çok az risk yönünde davranıyor. Ve de dünyada da yine araştırmalarda da gördük ki erkek risk alan bir yapıyla yatırım yapıyor. 2008 krizinde de çok fazla riskin, döne döne aynı riskin alınması sorunu vardı. Yani erkekler daha fazla risk alıyor, kadınlar risk konusunda daha mı temkinli? Kesinlikle böyle. Tüm araştırmalar bunu gösteriyor. O yüzden kadınlar daha mı başarılı olabiliyor? Hayır. Kadınlar küçük şirketlerde kalıyor maalesef risk almayınca. Yani erkekler kötüdür demiyor araştırmalar. Araştırmalar diyor ki erkekler risk alan işler yapıyor. Risk alınca daha mı büyüyebiliyor? Büyüyebiliyor. Büyüme şansını yakalıyor. Anlıyorum. Kadınlar daha mı korkak? Daha minik adımlarla, daha emin adımlarla giden kurumlar istiyor. O zaman şirketi batırma olasılığı daha düşük oluyordur belki. Aynen. Kadın diyor ki bir kişi daha alırım biraz artar cirom. İki kişi daha alırım biraz daha artar cirom. Erkekse şahane bir üretim tesisi, büyük bir atölye kurarım. Gider kredi alırım. Kadının krediye bakışı da biraz korkak. Ben kendi yağımla büyüyeyim diye bakıyor. Şimdi bu iki ayrı bakışı, sen niye öyle bakıyorsun? Sen niye öyle bakıyorsun diye dövmek yerine ikisini de kucaklamak durumundayız. Kadının kurduğu girişimlere de, erkeğin kurduğu girişimlere de çok saygı göstermek zorundayız. Çünkü birbirini dengeliyor. Çünkü birbirine destek oluyor. Yani devamlı büyük işler yapalım dediğimiz zaman büyük riskler alıyoruz. Devamlı küçük işler yapalım dediğimiz zaman küçük kalıyoruz. Dolayısıyla ikisine de ihtiyacımız var. Araştırmalar bize bunu gösterdi. Kadının girişimciliğine, kadının ekonomiye bakışına, kadının yönetim kurulunda işlere bakışına ihtiyaç var. Bu ihtiyaç bu tür krizlerde bize yol gösteren olacaktır. Ama istihdam azaldığı zaman ilk kaybeden kadın oluyor. İstihdam arttığı zaman ilk işe giren yine kadın değil, yine erkek. Bir de gençlerin durumu var. Seyfettin Hocam onu da çok iyi bilir. %24'lere çıktı oradaki işsizlik oranı. Evet, kadın da çok önemli bir noktaya temas etti. İzleyiciler rakamları merak ediyorlardır belki. Şimdi bu işsizlikte şiddetli bir artış oldu dedik. Son 7 ayda. Var tabii. Bak, yani TÜİK kısmen veriyor. Eksiğini de biz dolaylı hesaplarla tamamlıyoruz. Tamamen haklısınız. İşsizlik arttı şiddetli bir şekilde ama erkek ve kadın ayrımında baktığınız zaman kadınlardaki artış çok daha şiddetli. Kadın işsizliği daha çok yükseldi. Çok daha şiddetli. Yani demek şöyle, ilk çıkartılan kadınlar oldu. Şöyle özetleyeyim. Ya ilk işten çıkaranlar mı yoksa işe alınırken bir sorun mu var? İş gücü artışı erkek ve kadında hemen hemen eşit durumda. 500 bin civarında birisi biraz bahset
öne geçiyor, bazen birisi öne geçiyor. Bir kere bu bile altı çizilmesi gereken ve başlı başına tartışma konusu. Bu iyi bir şey çünkü kadınlardan stoktan da daha önce çalışmayan kadınlardan da iş gücü piyasasına giriş olduğu anlaşılıyor. Yani sadece genç kuşak değil, eğitimli genç kadın kuşağı değil. Daha önce iş gücü piyasasında yer almayan daha yaşlı kuşaktan da geçiş var. Zaten biz bunu da istiyoruz, herkes istiyor. Çünkü sizin de dediğiniz gibi iki ayağının üstünde durmak zorunda ülkeler, ekonomiler. Yani çalışmayan kadının çalışmadığı bir ekonomiyle çok fazla mesafe alamazsınız. Neyse bunu geçelim, rakamlara gelelim. Şimdi iş güçleri aşağı yukarı eşit düzeyde artıyor, 500 bin civarında. Ama istihdama gelince öyle olmuyor. Erkek istihdamı kadın istihdamından daha yüksek. Yani net istihdam. Çünkü bir taraftan tabii ki işten çıkarmalar var, işe alımlar var. İşte istihdam arttı, azaldı dediğimiz zaman net istihdam değişiminden söz ediyoruz. Ve bunun sonucunda da şöyle özetleyeyim. Bir yıl içinde erkek işsiz sayısında artış 260 bin civarında, kadın işsiz sayısında artış 370 bin civarında. Tabii bu oranlarda da giderek ara açılıyor erkek işsizlik oranıyla. Zaten fark vardı kadın işsiz oranıyla erkek işsiz oranında. Kadınlar ama fark giderek açırıp bir uçuruma dönüşmeye başladı. 2025'e kadar o açığı 125 düşüreceğiz derken şu anda büyüttük. Yani şu da anlaşılıyor, belki siz de bu konuda hem bir işveren tarafında, kadın işveren tarafında biri olarak da söyleyebilirsiniz. Bize bu rakam, bu giderek ayrışma şunu da tabii ima ediyor. Bir cinsel işe alımlarda bir cinsel ayrımcılık da kadınların aleyhine bir ayrımcılık da sanki yani, oluyor sonra gibi. Tabii bunu daha derinlemesine araştırmak lazım ama en azından rakamlar böyle bir imada bulunuyorlar. Evet, bir kadın başarısı programımız vardı zaten bizim daha önce. Onda da bunu bayağı bir ele almıştık. Gerçekten çok zor bu taraftaki sorunlar büyüyor gittikçe. Ancak 2025 hedeflerine katılıyor musunuz 2023. hocam? 2023 mü? 25 W20 ve G20'nin 2025 yılında kadınla erkek arasındaki istihdamı %25 düşürecek tüm ülkeler. Ve ülkeler bunun için bu çalışmaya başladı. Türkiye için yapılabilir mi hocam sizce? Tabii imzası var. İmza var. İmza var ama bu gidiş o yönde değil. Maalesef değil. Şimdilik ya. Öyle değil. Tabii yani dolayısıyla daha derinlemesine acaba ayrımcılık var mı? Eğer varsa nedenleri ne? Ne yapmak lazım mikro açıdan, işletmeler açısından ve işe alım, iş gücü maliyetleri açısından? Yani şimdi çok ayrıntılara girmek istemiyorum ama burada tabii kadınların hoşuna gidecek, hoşuna gitmeyecek öneriler de olabilir. Çünkü şeyi de unutmayın. Yani insanın aklına gelmiyor değil. Şimdi hükümet yaranmak için çok ciddi şeyler verdi. Değil mi? Doğum izinlerini uzattı, evet, ücretsiz evet. izinleri evet. uzattı falan. Şimdi bütün bunları yaptığınız zaman eğer kadın istihdamına pozitif bir destek vermezseniz evet. bu kadın iş gücü maliyetlerini işletmeler açısından arttırıcı yönde rol oynuyor. Şimdi kadınların bunu biz üniversitelerde de görüyoruz. Genç kuşaklarda bana sorarsanız kadınlar daha başarılı. Çünkü eğitimde, sınıfta, şurada, burada bakıyorsunuz. Yani 10 tane sınıfın ilk 10'unun arasında işte 3 tane, 4 tane erkek ya oluyor ya olmuyor. 5-6'sı kadın oluyor. Yani genç kızlar. Dolayısıyla işe alımlarda normalde tam tersinin olması lazım eğer eğitim bir kalitesi bir kıstasla. Ama işverenler belki de tamamen bununla izah edilir demiyorum ama belki şunu da düşünüyorlar. Şimdi siz de lütfen görüşünüzü söyleyin. İki tane eşit vasıfta aşağı yukarı aynı diploma, aynı işte okul, aynı okul olmasa bile eş değer iki üniversiteden bitirmiş bir kadın bir erkek geliyor interview'da bir kişi alacaksınız. Kadın bekar diyorsun ki yarın öbür gün evlenir. O zaman yasak. Evlendiği anda ne malum kıdem tazminatını alıp gitmeyeceği. Çünkü biliyorsunuz evlendiğiniz zaman isterseniz kıdem tazminatını alıp gidersiniz. Yarın öbür gün evlendi. Hadi gitmedi ama kaldı devam etti. Çocuk doğuracak doğal olarak. Bu sefer izinler uzayacak. Şimdi yani
Böyle bir karşılaştırma yapıp tabii ki erkek. Ha, o zaman ne yapmak lazım? Ama kadının katkısını da kaybedeceksin. Biz işsizliği çok kötü. Evet ama o zaman da belki pozitif ayrımcılık gerekiyor. Yani bunları incelemek lazım. Evet. Hocam kesinlikle çok güzel bilgiler aldım Gülden Hanım sizden de. Ancak zaman ilerlerken diğer makroekonomik faktörlere değinmek istiyorum. Gülden Hanım çok aslında güzel bir tespitte bulundu, belki katılıyor musunuz bilmiyorum, işte Hindiba'ya benzetti. Hepsi birbirinden etkileniyor dedi. Tabii, esas doğru. Mikro seviyeden almamız gerekiyor dedi. Şimdi öte taraftan enflasyon üzerine de bir yazınız var sizin, çifthaneliğe çıkabilir diye. Ve para politikası üzerine de bir yazınız oldu. Şimdi son zamanlarda biliyorsunuz. Birçok yazım oldu çünkü bu para politikası 2 yıldır bitmez tükenmez bir tartışma konusu. Ya evet hocam, bayağı bir şeyler yapıyorlar. TCMB, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası. Dövizi de, dövizdeki oynaklığı da dizginledik diyorlar şimdi. Evet. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın bu konuda başarısı olduğunu düşünüyor musunuz gerçekten? Hani bayağı bir 3 hapis seviyelerine kadar geriledi. Burada herhangi bir şekilde şey görüyor musunuz mesela? Ya amiyane tabiriyle buradan patlar diyebiliyor musunuz? Yani Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası eleştirip de bu seviyelerde daha fazla gitmez diyebiliyor musunuz? Tabii bu çok meşhur bir soru. Ve döviz kurunun işte son birkaç haftadır bir istikrar kazandığı ve nominal kurun aşağı hatta geldi değil mi? 3.60 işte, evet, biraz evet. Üzeri. 3.80'lerdeydi. Belki global ortam da destekledi. Ne oldu? Şimdi bana sorarsanız iki şey birden oldu tamamlayıcı. Bir kere 3.80'lerde geldiğinde reel kura da baktığınız zaman, ki bunu da Merkez Bankası da izliyor, belli bir gecikmeyle yayınlıyor. Türk lirası aşırı değersiz hale gelmişti. 80-90'ın altında. Şimdi reel kuru uzun uzun anlatmayayım ama işte bir zamanlar aşırı değerli dediğimiz dönemlerde 120'ye çıkan endeks, evet, 100'ün altına düşmüştü. Sonra nihayet sonunda bu Ocak'taki de patlamayla birlikte 90'ın altına düştü. Evet. 87 mi 88 mi oldu, neyse öyle bir şey. Hı hı. Yani bir kere bir Türk lirası aşırı değersiz hale gelmişti. Ama bu ille de toparlanacak anlamına gelmezdi. Buna bir şey gerekiyordu. Birisinin bunu tutması gerekiyordu. Ve hatta bu aşırı değersizliği gidermek için politika uygula. Ya bu neydi? Faiz politika. Herkes bunu söylüyordu. Bu yeni bir şey de değil. Hı hı. Ama bir taraftan müthiş bir siyasi baskı da vardı. Öyle bir atmosfer oluştu ki Cumhurbaşkanı'nın da söylemiyle ve ısrarıyla bu faizler çok yüksek, bunlarla yatırım yapılmaz. Tabii yüksek de değildi, nominal faizler. Evet, haklılık var. Gerçi reel faizler düşük çok ama olsun. Nominal faizler önemli. Hele uzun vadeli borçlanmada çok önemli. Kabul. Bu bir engel. Ne yapmak lazım? Merkez Bankası radikal bir şekilde faizleri düşürsün. Merak etmeyin, enflasyonda onu takip eder diyordu. Demiyor muydu? Diyor. Evet, evet. Peki Merkez Bankası ne yaptı? Tam aksini yaptı. Merkez Tabii Bankası kolay yapmadı, zaten zoruna yaptı. Oradan sen dolandı, zaten buradan dolandı. Ama nihayetinde özeti işin, hani şeyi üst bandı attırdı, bilmem ne. Ama sonunda yaptı, birkaç kanaldan fonluyor bankaları. Evet. Bu kanallarda muslukları, düşük faizli muslukları iyice kıstı. %8'i, 8.5'u. Öbür en tepeden faizden verdiği musluğu sonuna kadar açtı. Ben sadece buradan dedi, vereceğim paraları dedi. Evet. Özeti söyleyelim. Ekim ayında, çünkü yakından takip ettiğim için biliyorum. Hı hı. İşte bu ortalama fonlama faizi deniyor. Yani sonuçta bütün bu musluklarda akan fonları faizlerinden bakıyorsunuz ağırlıklarına göre. Merkez Bankası yayınlıyor bunu. Bu hafta, evet, diyor bu kadar oldu diyor. Evet. Ekim ayında %7.7'ymiş ortalama fonlama faizi, hı hı, bankaları. Evet. Bütün bu hareketlerden sonra, bu dolanmalardan sonra kaç oldu biliyor musunuz? %10.3 oldu. 10.3. Bu hafta bak. Yani faizler arttı. Yani hem de nasıl arttı? Enflasyon dizgilenecek mi peki? Tabii ki enflasyon bir süre daha birkaç ay daha tabii ki yüksek gidecek. Mesela üretici fiyatları enflasyonu Ekim ayında %1.8'e düşmüştü yıllık. Evet. Kaç çıktı Şubat ayında? 14. 13. Nokta kaç? 9 mu? 13.7 mi? Neyse öyle bir şey. Şimdi bu etkiyle zaten Merkez Bankası da kabul ediyor bunu. Diyor ki ama merak etmeyin, sonra bu düşecek diyor. Ne kadara düşecek? %8'e düşecek. Buna da kimse inanmıyor. Ben çok korkarım.
Enflasyonu konuşacağız. Yönetmenim şimdi uyarıyor. İkinci yarıda. Enflasyonu kaç beklediğinizi, tabii referandumun etkilerine, Trump'ın başkanlığına, Avrupa Birliği'ne konuşmak isteyeceğim. İkinci yarıya bekliyoruz sizi. Bir ara veriyoruz. Finans Dünyası'nın ikinci yarısı hoş geldiniz. İlk yarıda işsizlik rakamları üzerine konuştuk, büyüme rakamları üzerine konuştuk ve enflasyon. Enflasyonun sonuna doğru, yayın ilk yarının sonuna geliyorduk işte enflasyonu konuşurken. Çok kısa bir süre verelim enflasyon içinde. Çift haneli rakamları bekliyor musunuz bu sene içerisinde diye merak ediyorum ben. Tabii yani onu Merkez Bankası da bekliyor. Evet. Büyük bir ihtimalle 2 ay işte %11'i geçecek benim tahminim. 12'ye. Belki gelir, belki gelmez ama esas soru ondan sonra ne olacak? Ben yöneticilik yıllarımda dövizle hesap tutulan bir şirkette yüksek enflasyonu yaşamış biri olarak 14'ler falan beni çok korkutuyor. Demin dediğim gibi makro ekonomide 14'ü aşağı çekeriz. Bu yüksek enflasyon rakamları şirketler için çok tehlikeli diyorsunuz. Neticeli, yani zaten ettiğiniz kar sanayide 10, maksimum 15. %14 enflasyon ne demek? Karınız gitti demek. Dolayısıyla son derece önemli rakamlar ve birbirini çığ gibi büyüyor. Yani %14 enflasyon, bunu yaşadık Türkiye'de. En iyi yaşayanlardan biriyiz dünya üstünde. Yarın %100 enflasyonu, %85 enflasyonu fırlayıveriyor. Hı hı. Onun için tedbirlerimizin, işimizin son derece ciddi görülmesi lazım. Hı hı. Alacağımız teşviklerin ve ciddiyetin, yani monetary discipline. Parasal disiplin. Para, bir piyasalar, de mali disiplin. Ya, en para azından, disiplin. Fiskal disiplin. Ama, yani çok şikayet edemem Maliye Bakanı'ndan disiplin sahibi ama çok ciddi bütün bakanlıkların, bütün herkesin son derece ciddi teşvikler ve tedbirler alması gerekiyor. Enflasyon o açıdan çok önemli. Tamam. Zaten ona çok fazla vakit ayırmadan yatırımlar konusunda kısaca değinmek istiyorum. Bugün BBVA'nın bir... BBVA'nın Garanti Bankası'ndaki hissesi yükseldi. Bunun üzerine işte bu aslında yatırımların... Çoğuna kadar... geçti galiba. Ya, ne oldu tam anlamadım ben orası. Tam ben de haberi tam okuyamadım aslında ama... Hisse 9 daha hisse satıldı. Satıldı ama sonuçta %50'yi geçti mi? Geçti diyebilirim. Ve bu şöyle bir yorum, şu tarz yorumlara sebep oldu. İşte Türkiye hala yatırım yapılabilir ülke olarak görülüyor ki böyle bir karar alındı gibi bir yorum yapıldı. Siz de hocam TÜSİAD toplantısındaydınız geçen haftalarda karşılaştığımızda ve yatırımlar üzerine gerçekten bir takım yatırımcıların bazı çekinceleri var, bazı endişeleri var. Türkiye yatırım yapılabilir ülke konumundan zaten çıkartıldı kredi derecelendirme şirketleri tarafından. Bu ortamda Türkiye yatırım ortamı için artık elverişli mi yabancı, hem yerli hem de yabancı yatırımcı için sizce? Vallahi önce size söz verelim, işveren dünyasında, cephesinde ne düşünüyor? Şimdi çalışmadığım yerden sordunuz. Garanti Bankası'nın %9 artışı haber bir protokolün bir parçası mı yoksa yeni bir yatırım mı bilmiyorum. Evet. Bana sanki bir protokolün bir parçasıdır diye düşünüyorum. Türkiye'de yatırım yapar mısınız dediğiniz zaman Türkiye'ye turist getiremezsek yatırım da yaptıramayız. Turist gelmezse yatırım da yapamayız. Maalesef. Maalesef. Önce yani toplantıya gelmiyorlar. Türkiye ile ilgili konularda Gürden lütfen konferans call yapalım. Yani telefonda halledelim. Korkuyorlar. Işler. Bombalamalardan, terör saldırılarından korkuyorlar herhalde. Ama biliyorsunuz Brüksel'de de oldu. Her yerde oluyor ama bizim terörümüz bir korku salıyor dünyaya. Evet. Eğer insanları buraya getirmezsek yine mış gibi işler yaparız. Yani güvenliğimizi sağlamak zorundayız. Turizmi, bunlar hep birbirlerinin üstüne binen konular. Eğer tatile gelirse yatırım yapmaya geliyor. Yatırım yapmaya gelirse tatile de geliyor. Tatile geldiği zaman bir başka yatırım fırsatı, biriyle tanışıyor, bir şeyler oluyor. Bir yeni girişim fırsatı doğuyor. Bu tür birbirine bağlantılı işleri yakalayabilmemiz için hem siyasi huzuru, hem anarşik huzuru, hem ekonomik huzuru sağlamamız lazım. Bunu valla ben tabii iş dünyasının içinde birisi değilim ama zaman zaman temaslar oluyor. Bazen beni de çağırıyorlar konferanslara. Büyük holdinglerden son
5-6 aydır CEO'larından edindiğim izlenim, onlar da aynı şeyi söylüyorlar. Büyük yatırım projelerini yabancı, hepsinin yabancı ortakları var, bunlar potansiyel yatırımcılar, zaten yatırım konuşuyorlar ve hepsinin söylediği şu, bütün planlar, projeler askıya alınmış. Askıya şu anda karar veremiyorlar. Bir bekleyelim. Bir sonra ekonomi için çok büyük bir darboğazı sokacak. Tabii ama onun için de yatırımlar zaten durgunluk gözüküyor. Hmm. Sadece dışta bir yatırımlarda değil, iç yatırımlarda da. Aynı nedenlerle büyük bir belirsizlik var. Ve 16 Nisan bu belirsizliği sonuca göre mi kalkacak bu belirsizlik? Yoksa belirsizlik sonuç ne olursa olsun devam mı edecek? Evet. Bunlar tabii tartışmaya açık. Ama yani yabancıların bakışı bu durumda. Ve şey açısından da önemli çok, turizmin gelmemesi Türkiye ile olan algının da bir aslında tezahürü. Hı hı. Bu tezahür turizmden gelmek. O zaman Gülden Hanım'a katılıyorsunuz. Katılıyorum kesinlikle. O zaman tane turizmci kadından söz etmek istiyorum. Yani turizm şirketi sahibi 3 tane evet. Bir kısmı da KGDER üyesi. Çok sevgili arkadaşlarımız hı. var. Bunlar Paris'te, Los Angeles'ta, New York'ta, Washington'da istedikleri kadın ve erkeğe telefon edip onu Türkiye'ye davet edebilen kadınlar. Şimdi ekonomik kriz çekiyorlar. Değil telefon etmek, seyahatler kesildi. Kendi yaşam savaşı veriyorlar turizm sektörünün içinde bulunduğu durumda. Böyle bir moralle kimseyi davet edemezsiniz. Kimseyi ikna edemezsiniz. Ve bunun yerine yetişen yeni genç turizmcilerimiz de yok yani. Bir lobi, bir darbenin anlatılması, darbe girişiminin anlatılması için bu tür ilişkilere ihtiyacımız var. Biri her telefona açan, bir de sen söyle okudum falan ama sen söyle ne oldu, o darbe nedir diyor. Hepimize soruyorlar bunu. Bu tür kilit kişilerin ekonomik kriz içinde yaşıyor olması, yani ekonomik kriz seyrediyor olması onların şirketinde hepimizin hem moralini hem fırsatını yok ediyor. Yok ediyor. Peki tam dış dünyaya geçmeden önce şu referandum sürecini de sorayım. Bu da herhangi bir şekilde darbe vurabiliyor mu? Yani referandum sürecindeyiz 16 Nisan. 16 Nisan ve sonrası süreci nasıl görüyorsunuz yine? Valla şu soruya bir kere yabancılar, biz ne kadar cevap verebiliyoruz ayrı bir konu ama yabancılar şu soruya cevap veremiyorlar. Evet çıktı, Türkiye'ye kendine özgü, çok tartışmalı bir başkanlık rejimi geldi. Onun adına isterseniz siz cumhurbaşkanlığı sistemi deyin, ne derseniz deyin. Bundan ciddi endişe ediyorlar. Çünkü öyle bu mi? Kuvvetler Birliği büyük çapta. Acaba nasıl yönetilecek? Şimdi, ya bunu yabancılar böyle biliyor. Ekonomi politik en basitinden Avrupa ile ilişkiler ne olacak? Demokrasi gelişmezse kesinlikle Avrupa ile daha da amiyane tabirle papaz olabiliriz. Daha ötesi ekonomi iktisat politikalarında acaba bir takım serüvenler, maceralar ortaya çıkar mı çıkmaz mı? Şu para politikası. En basitinden şimdiki yani siz gidin Cumhurbaşkanı'nın para politikasıyla, faiz enflasyon ilişkisiyle ilgili söylediklerini koyun yabancı yatırımcılarının önüne. Ne düşünüyorsunuz deyin. Bunu bizim hiç aklımız yatmıyor diyeceklerdir ama bir kurtarır tarafı var ama bu da ilk uygulanmadı bugüne orada kadar. Orada tahmine papaz olmadı. Belki de uygulanmayacak hiçbir zaman. Bilmiyoruz. Yani sonuçta büyük bir belirsizlik var. Evet. Hayır çıkarsa o da ayrı bir belirsizlik konusu. Bu sefer acaba bu kabullenilecek mi ve aksine bir eskiye hani normale dönüş mü yaşanacak? Yoksa seçim mi yoksa olacak? Bir seçim mi force edilecek ve hangi koşullarda force edilecek? Hmm. Yani her koşulda aslında çok çetrefilli. Evet, bu finans piyasasına da çok negatif yönde etkiler hocam. Kısa dönemli spekülasyon tabii ki tam bu havaları sever. Çünkü bu sıra şeylerde, koşullarda para kazanılır. Ya kaybedilir de kazanılır da hep kazanılacak diye bir şey yok. Ya onun da etkisi var. Tabii dünya konjonktürü de kısmen etkiliyor. İşte borsa biliyorsunuz 72 binlere bir kadar gitti. Evet. Sonra tekrar yükseldi, bu sefer 90 bine yaklaştı. Yarın evet. Öbür gün tekrar düşmeyeceğinin bir garantisi yok. Yani böyle bir kur keza böyle. Ama eğer bir vahim durum olmazsa bir kez daha tekrarlayayım. Yani ben
bugün de bir kriz olduğunu düşünmüyorum. Hı hı. Ama sokakta, sohbette, lokantada, kahvede değil mi? Size de benim, krizdeyiz diyorlar. Ben görmüyorum kriz. Benim en hoşlanmadığım, en korktuğum, en sevmediğim şey iç savaş konuşuluyor bugün. Bunu kesinlikle aklımızdan, fikrimizden çıkarmamız lazım. Telaffuz bile edilmemesi aklımızdan veya düşüncemizden yani bile... Yani bu iç savaş konusu yurt içinde mi konuşuluyor, yurt dışında Türkiye'de öyle şimdi, şey olabilir diye mi konuşuluyor? Şimdi yurt dışında Türkiye'ye yatırım yapacak olan insanlar o anayasayı, burada 80 milyon var. 80 milyon anayasanın şu anki halinde, gelecek halinde belki okumadı. Çok az bir yüzde okudu. Ama Türkiye'de yatırım yapacak olan insanın eski anayasa ne? Yeni anayasa ne getiriyor diye bir executive summary masasına tak diye düşüyor. İşi bu. Türkiye'de bir yatırımı var. Türkiye'de yatırımı olan insanın Türkiye'de ne oluyor Türklerden daha iyi biliyor olması, Türkiye'de yaşayan insanlardan daha iyi biliyor olması tartışmasız. Yani işi bu, bunu yapacak. Herkes bence bir şeyler biliyor ve bir takım izlenimleri var. Şimdi riskin başka bir adı belirsizliktir. Belirsizlik olunca risk var demek. Tamam, bir dakika, risk var. Dur, fren. Bir risk var. Bir şeyler olacak. Dolayısıyla bu riski ortadan kaldıran tavır takılmamız gerekirken bir de böyle abuk subuk savaş, yok efendim biz kazanırsak maç gibi bunu tartışmak, biz kazanırsak siz şöyle olacaksınız, siz kazanırsanız bu böyle olacak falan filan gibi bir tartışma ortamına sürüklemek son derece yanlış. Toplumu sadece bölmüyor, moralleri ve belirsizliği tavana çıkarıyor. Bu da iş hayatının hiçbir tarafında iyi değil. Zaten buna katılmıyorsunuz. Zaten iş savaş çıkabileceği konusuna katılmıyorsunuz. Umuyorum ve katılmıyorum ve böyle bir şeyi aklımıza getirmek bile tasvip etmiyorsunuz. Yanlış buradan olduğunu. Buradan bunu duymanız da iyi oldu belki. Böyle konuşanlar varsa. Belki de konuşmamak. Bir de şunu belki eklemek gerekebilir. Biliyorsunuz büyük bir ala valayla Ağustos muydu, Eylül müydü? Yani daha yaz bitmemişti galiba. Muazzam bir teşvik paketi çıkarttı hükümet ve büyük bir övgüyle bahsetti. Büyük yabancı sermayeli yatırımlar, büyük teknoloji transferi yapılacak yatırımlara inanılmaz teşvikler sundu. Arazi bedava, vergi 10 yıl, 15 yıl vergi yok, hiçbir vergi yok, o yok, bu yok. Bir duydunuz mu bir tane aday? Kaç yıl, bu kaç ay geçti? 5-6 ay geçti bu paketin üzerinden ama yani İrlanda'yı falan sollayan bir paket. Güneydoğu Anadolu. Güneydoğu Anadolu. Hayır, Güneydoğu Anadolu farklı. Bu tamamen yabancı büyük uluslararası kuruluşlara. Güneydoğu ayrı. Onu da bilmiyorum ne oluyor. Meraklısı var mı? Şöyle diyor hükümet. Ama o zaman 16 Nisan'da çok olumlu bir etkisi yok. Büyük uluslararası firmalara yönelik. İşte otomotiv var herhalde içinde. Büyük teknoloji firmaları var. İşte gelin büyük çapta yatırım yapıldığı takdirde onu hükümet karar verecek. Bu teşvikten yararlandıralım mı? Bu yatırım projesini yararlandırmayalım mı? Biz bir aday duymadık. Böyle büyük bir uluslararası firma gelip ya ben yatırım yapacağım, bu teşvikten yararlanmak istiyorum diye müracaat etseydi herhalde hükümet hiç durmadan hemen bunu ekonomi bakanlarımız bize bildirirlerdi. Duymadık. Evet. Şimdi ben anlıyorum ki 16 Nisan'da ciddi bir olumsuz etkisi olacak. Ya hocam, birinci yarının sonuna doğru şu şeyden olmayacak. Bahsediyordunuz. Olmasın. 16 Nisan. Ama işte yani hayır da çıksa, evet de çıksa bazı çekinceleri olduğunu dile getirdi. Yani hayır, bir savaş falan filan olmayacak tabii ki de. Böyle bir beklentimiz yok da. Hani ekonomi etkisinden bahsettik. Birinci yarının sonuna doğru hocam, şu kurdaki oynaklığı TCM'ye bir şekilde kontrol altına aldı mı almadı mı konusunu tartışırken bir şekilde şu anda dediniz tamam, 3-6 lira kadar gerileme oldu. Ancak farkındaysanız %10'lara kadar faiz yükseldi. Ben size orada bir soru sormuştum. Çok kısaca onu alayım çünkü Trump'tan biraz bahsetmek istiyorum. Ben size orada bir soru sormuştum. Demiştim işte amiyane tabiriyle bir patlama bekliyor musunuz finans piyasalarında? Yok. Tam öyle bir şey beklemiyorsunuz. Yok. Aslında kontrollü bir şekilde ele alındığını düşünüyorsunuz. Tabii şu anda kontrol altında gözüküyor. Eğer bir hata yapılmazsa siyasi düzeyde veya ekonomi düzeyinde önümüzdeki haftalarda, aylarda bence böyle gider. Ama bu bir yere kadar gidecek. Çünkü ondan sonra tekrardan gündeme bu çok yüksek bu faizler neden indirmiyorsunuz denmeye başlayacak.
Merkez Bankası tabii ki eğer indirme alanı açıldıysa tabii ki indirir Merkez Bankası, neden inat etsin. Ama eğer diyor ki Merkez Bankası bize, eğer inanacaksak söylediğine, enflasyon görünümünde ciddi bir aşağı yönlü şey olmadıkça, eğilim, düşüş eğilimi olmadıkça ben bu sıkı para politikasını devam ettireceğim diyor. Yani ben faizleri yüksek tutmaya devam edeceğim diyor. Hı hı. Peki ekonomi canlanmazsa, yatırımlar canlanmazsa, Cumhurbaşkanı 16 Nisan'da geçti, ne oldu bilmiyoruz. Hı hı. Belki evet çıktı. Hı hı. Çıkıp derse ne olacak? Bu faizlere benim artık sabrım kalmadı, tahammülüm kalmadı. İndirin bunları aşağı, hem de öyle esaslı biçimde. Bilmiyorum yani. Bugüne kadar dedi ama olmadı. Yani evet, yapmadılar bunu. Evet. Çeşitli şekillerde ikna ettiler sanıyorum. Hı hı. Riskli dediler falan filan. İşte referanduma da gidiyoruz dendi. Bunlar olup bitip de sonra bütün yürütme yetkisi elinde toplanan bir kişinin, hı hı, görüşü, anlayışı, para politikası ile ilgili buysa acaba bunu empoze etmeye kalkar mı? Belki de fikir değiştirir. Bilmiyorum. Öyle umalım yani. Hı hı. Anlıyorum. Tamam. Sizin FED beklentilerinizi merak ediyorum. Mart ayında bir faiz artırımı bekliyor musunuz FED'den? Bilmiyorum. FED'den sıkıldım ben. artırım olabilir. 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 Süş hocam? Yani ben bakıyorum, FED'in başkanları var biliyorsunuz. Evet, evet. Federasyon FED. Evet, evet. Onların söylediklerine bakıyoruz, bazı iktisatçıların söylediklerine bakıyoruz. Evet yani artırma, büyük bir olasılıkla artıracak. O zaman biraz doların yönünde yukarı yönlü. Amerikan ekonomisi de iyi gidiyor gibi duruyor. Duruyor. Bir de tabii orada Trump. Evet, Trump'a gelelim. Yani Trump'ı bilmez Federal Reserve. Amerika bize benzemiyor. Evet. Bazı yönlerden benzemeye başladı ama yani Federal Reserve'e Trump şey getiremez. Empoze edemez politika. O bakımdan... Ama para politikası ciddiyeti de bunu gerektiriyor. Yani evet, eğer Federal Reserve başıyım, ben buralardayım yani diyorsam... Trump dedi diye faiz artırmamazlık edilmez. Evet. Diye düşünüyorsunuz. Trump çünkü riskler başka yönden geliyor Trump'la ilgili. Evet, Trump'a gelelim. Ben çok bu konuyu konuşmak istiyorum. ABD Başkanı, yeni başkanı Trump. Henüz başkanlık süresinin ne olacağı konusunda bile bazı aslında spekülasyonlar var. Diyorlar ki ay o adam 3 sene anca dayanabilir, kesin gider, çok fazla kalmaz diyenler var. Normalde başkanlık süresi 4 sene. Onun başkanlığının Türkiye'ye hem siyasi aranında hem ekonomi aranında ne tarz etkili olabilir sizce? Hem Gülden Hanım hem sizden görüş almak istiyorum bu konuda. Bir Amerikan başkanının kim seçilirse seçilsin Türkiye'ye kötü bir davranış sergileyeceğini ben hiç düşünmüyorum. Düşünmüyorsunuz. Hillary Clinton için böyle bir şeyler söylediler ama ben buna da katılmıyorum. Trump'ın da Türkiye'ye herhangi bir negatif etkisi olmayacak diye düşünüyorsunuz. Yani bilerek, isteyerek Türkiye'ye, şimdi ben Türkiye'yi de yasaklayayım, Türkiye'ye de şöyle bir şey yapayım, şunu yapayım, bunu öyle yapayım mi diye... Ha. Bir Amerika başkanının böyle bir etkisi olabileceğine ben şahsen inanmıyorum. Umuyorum doğruyumdur. Ama Amerika'da olan Trump çok yeni bir şey getirdi Amerika'ya da dünyaya da. Bunu da şöyle anlatayım. Bana çok önemli bir insan dedi ki, siz dedi kadınların yönetim kurulunda görev almasını savunuyormuşsunuz dedi. Kadınlar yönetim kurulunda görev alamaz. Çünkü dedi kadınlar dedi aklına geleni söylüyor dedi. Aklına gelen disiplini bozar dedi. Aklına geleni söylemeyeceksin. Ortam için gerekeni söylemen lazım. Dedi ben dehşet içinde kaldım. Daha da gençtim. Ay dedim ben dedim neredeyse 20 yıl hatta şu anda biraz daha geçer bir süredir yönetim kurulunda görev yapıyorum. Hiç öyle aklıma geleni söylemedim. Bu çok kolay öğrenilen bir şey. Aklına geleni söylemeyeceksin. Aklına geleni düşüneceksin, araştıracaksın danışmanlarına. Erkekler öyle mi yapıyorlarmış? Evet, danışmanlarına soracaksın. Ben bunu söyleyebilir miyim diyeceksin. Ve öyle söyleyeceksin. Hani katkıdan çekinmeyeceksin ama... Birden yakalayıp ortamı katkı vermeye kalkmayacaksın. Ben dedim yıllardır yönetim kurullarında görev yapıyorum. Kimse sana sen aklından geçeni söylüyorsun. Onun için sana kızıyoruz demedi. Tersine çok güzel katkılar veriyorsunuz. Biraz daha konuşunuz dediler. Dolayısıyla öyle kadınların aklından geleni
söylemesi söz konusu değil. Ama Trump tam istenilen başkan. Yani aklından geçeni hiç tartışmasız tak diye söylüyor. Bütün uluslararası politikalara etki eden şeyleri çalkalıyor. Çak diye masanın üstüne koyuyor. Ben de hani o konuda tereddütleriniz var belki de. Film gibi izliyorum. Belki de yeni şeffaflık bu dünyada. Söyle aklına geleni, Amerikan Cumhurbaşkanıysan da, Dışişleri Bakanıysan da söyle bakalım yani başka. Bunu tabii propagandanın Cumhurbaşkanı söyleyebiliyordu. Olduğu zaman sorun değil ama Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı bunu yaptığı zaman sorun. Ciddi sorun. Mesela ama ne tarz sorunlar yaratabilir? Ya bir kere tabii ki bu tarafını onun şey etti, riski ve olayın vehametini ya da yeniliğini, çarpıcılığını tamam söyledi ama öbür taraftan bir de bu zat-ı muhteremin iki tane çok önemli şey kampanyasında, seçim kampanyasında ekonomik vaadi var. Bir şeye şiddetle karşı, bu NAFTA'ya, serbest ticarete, Kuzey Amerika'da, hatta Pasifik'te genelde. Şöyle diyor, benim diyor dünya umurum değil diyor. Benim böyle bir sorunum yok diyor. Halbuki son bütün başkanlar, cumhuriyetli başkanlar da dahil, dünyanın en büyük ekonomisi ve en önemli gücü olarak bir sorumluluk da hissediyorlardı dünyayla ilgili. Çünkü biliyorlar ki dünya kötü giderse bu ister istemez Amerika'ya da yansıyacak. Dolayısıyla FED bile dikkat ediyordu hatta. Şimdi bu diyor ki benim umurumda değil diyor. Ben Amerikan ekonomisini canlandıracağım diyor. Çünkü diyor çok taviz verdik bunlara diyor. Şimdi korumacılık yapacağım diyor. Ondan sonra işte %20 şey koyacağım, vergi koyacağım, duvarı hatta finanse edeceğim, Meksika duvarını falan. Bir bu çok ciddi bir risk. Çünkü dünya ticaretine, serbest ticaretine olumsuz etki yapabilir. Türkiye'de de bundan dolayı Türkiye'de olumsuz etkilenir. İkinci risk de bütçe açıklarını arttıracağım dedi. Vergileri düşürerek bunu çok seviyor cumhuriyetçiler. Hele bu iş adamı olarak Trump bayılıyor buna. İndireceğim dedi. Tabii dedi bütçe dedi 2 yıl dedi artacak dedi açık dedi. Zaten 100 milyar dolar şey var, borç var. %100 pardon olur mu 100 milyar dolar? Trilyonlarca şeyin oranı, kamu borcunun oranı milli geliri kadar Amerika'nın. Bu tabii daha da arttıracak demektir. Bu çok ciddi bir tehdit. Çünkü şu olacak, sonra diyor ki merak etmeyin diyor. Amerikan ekonomisi öyle bir canlanacak ve büyüyecek ki diyor. Artan vergilerle ben bunu sonra düşüreceğim diyor. Şimdi ya düşüremezsen ne olacak? O zaman FED çok hele kontrol altında olmayan benim, bir FED enflasyon tehdidine karşı faizleri daha da güçlü arttırabilir. O da bizim açımızdan sonra. Hocam bu kaç sene içerisinde olur? Ben böyle öğrenmedim ekonomiyi. Trump'ın yani, dışında. Vallahi bir sene içerisinde olur. Bir sene içinde göreceğiz. Hakikaten olabilecek bir senaryo bu. Bu dediğini yapacak mı hakikaten? Tabii ki bir sene içinde uygulamaya başlamamız lazım. Zaten topu çok 4 yılı var. Kişi. 4 yılı var. Yani ben çok ciddi tökezleyeceği kanaatindeyim. Ya tamam. Da evet. Yavaşlatılacak. Siz de böyle 3 sene içerisinde kurmayla. Çünkü zaten bu tökezlemeler ortaya çıktı. Ya daha doğru dürüst bakanlar kurulmadan, çalışmaya başlamadan 2 kişi gitti. Bir onu atıyor, o bilmem bir skandal tökezleme çıkıyor, olmuyor, istifa ettiriyor. O bir günü atıyor. Seçtiği insanların da ne kadar şey olduğu, kalifiye olduğu, ne kadar nitelikli olduğu, ne kadar etkili bir yürütme şey diyecek. Çok şüpheli bakın yani bakanlar kuruluna. Onun için ben ama tabii bu sarsıntılar hepimize zarar verecek. İşte o önemli. Amerikalılar düşünsün ama bir de unutmayın yani Trump buna tamamen arkaik bir seçim sistemi sayesinde geldi. Evet. Şimdi öyle bir havada yaratıldı ki sanki Amerikalıların çoğunluğu Trump'a oy vermiş. Doğru değil. Clinton 2,5 milyon oy fark attı. O arkaik seçim sistemi yüzünden kazandı bu adam. Acaba tekrarlamayalım. O ikinci şeyler seçmenler, işte küçük şeyler ve kişi başına şey seçmen başına düşen ikinci seçmen sayısıyla Kaliforniya'da düşen bir uçurum var arada. Evet. Sonuçta herhangi bir seçim sistemi uygulansaydı bu Amerika'nın 200 yıllık arkaik seçim sistemi dışında
herhangi bir ülkede, başkanlık rejimi olan ülkedeki geçemezdi bir başkanlık. Seçim uygulansaydı Clinton bugün başkandı. Ve kadınlar evet, ve ekonomi değişik. Trump tamam, başkan yani ve onun etkileri şey ama, Türkiye'ye ama negatif yani olabilir. Tabii dediğim gibi Amerika kolay bir dünyanın en büyük olmayacak. Ekonomisi olmasaydı, sıradan orta çapta bir ekonomi olsaydı derdik ki canı şeyleri düşünsün. Evet. Çok bağımlıyız. Yönetmenim uyarıyor. Hemen Trump'ı de... bırakın mı diyor. Su gibi aktı program, ben de anlamadım. Bir saat bitmiş. Buyurun Gülden Hanım. Ben Meksika'nın da Amerika ile birlikte gelişmesi gerektiğini düşünüyorum. Hele bu Meksika politikasının Amerika'ya dönüp ters tepki yapacağını düşünüyorum. Bekliyorsunuz. Kesinlikle. Suriye biraz daha iyi bir ekonomik ortamı olsaydı, biraz daha gelir seviyesi, eğitim seviyesi olsaydı bugün Türkiye bu durumda olmayacaktı. Komşularımızın da iyi olması lazım. Komşular da önemli. Çok doğru diyorsunuz. Çok kaliteli, çok iyi bilgiler aldınız. Çok güzel bir program. Çok teşekkür ediyorum ikinize de. Biz teşekkür ederiz. Çok değerli bilgiler aldık. Eminim izleyiciler de çok faydalanmışlardır. Gülden Türk'ten, Doktor Gülden Türk'ten, Profesör Doktor Seyfettin Gürsel çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Sizlere de iyi akşamlar diliyorum. Haftaya çarşamba görüşmek üzere sevgili seyirciler.